falan ne bu halin? Onları aldırdığım falan yok da şu işe canım sıkılıyor. Ne oldu? Ne diyor müdür? Her zamanki aynı terane. Ne yani, elim kolum bağlı mı otursaydım? Bunu mu istiyor benden? Hiç öyle düşündüğünü sanmıyorum. Cemal müdür deli dolu adamdır ama seni de sever bilirsin. Hem bu konuda seni de düşündüğünden eminim ben. Ben böyleyim Meral. Ne yapayım, bu saatten sonra karakterimi değiştiremem herhalde. Değişme zaten. Yani bence sen bu haline çok daha hoşsun. Yani bana kalırsa dün gece çok başarılıydın. Ama sadece... Sadece ne? Sadece biraz daha dikkatli ol. Bu adamların gözü çok kara. Ölümü oyun gibi görüyorlar, baksana. Yakalayacağım Meral. Onlardan birini mutlaka yakalayacağım. İşte o zaman belli olacak. Oynadıkları şeyin oyun mu, ölüm mü olduğu. Cemal müdür. İçeride, koridorun sonunda. So shine.
Oturun çocuklar. Nesi var bunun? Ne yaptın oğlum yine adama? Oğlum daha önce ne yaptık ki? Tak şunu. Kaybettiğimiz üçüncü kişi. Bir yerde yanlış yapıyoruz ama nerede? Bu Hikmet'in odasındaki kadın değil mi? Evet, o kadın. Adı Suzan'dı. Bize çalışıyordu. Hikmet'in yerini nasıl öğrendik sanıyorsunuz? Onu oraya Suzan getirdi. Hikmet'in uzun yıllardan beri birlikte olduğu biriydi. Bir nevi hayat arkadaşı yani. Yıllar önce sanırım 2004'teydi onu gözaltına almıştım. Onunla bir anlaşmaya varmıştık. Bize Hikmet aracılığıyla bilgi taşıyacaktı. Var olsan Sarı'nın, Cenap'ın, Hikmet'in attığı her adımı bize bildirecekti. Biz de onu serbest bırakacaktık. Biz onu serbest bıraktık. O da istediğimiz gibi yaptı. Yani anlaşmaya uydu. Ama sonu kötü oldu. Ama müdürüm kadın koruma altında değil miydi? Öyleydi. Öyleydi öyle olmasına ama... E'si koruyamadık işte. Peki müdürüm üç dediniz. Ya üçüncü kişi? Kadını koruyan polis memuru. Yeğenim Ziya. Ne? Ziya mı? Ama müdürüm bu nasıl olur? Kadını koruyan polis memuru Ziya'ydı. Ama o çocuk daha yeni. Maalesef. Onu kaybettik çocuklar. Bizde misafirler baş tacıdır Bay Nikolay. Umarım adamlarım sizi iyi ağırlamışlardır. Komiksiniz Bay Varol. Hem de çok. Adamlarınızdan, hatta ülkenizden hiç hoşlanmadım. Ben buraya iş yapmak için geldiğinizi sanmıştım Bay Nikolay. Patronlarınız bunu duyarsa çok üzülür. Patron benim, anlaşıldı mı? Vay, ne bu hiddet Nikolay Bey. Memleketimizi sevmedi, eğlenemedi. Adamlarımı beğenmedi. Eğlenmek istiyorsun. Bakalım bu oyun seni eğlendirecek mi? Söyle bakalım.
Bizimle, memleketimizle ilgili düşüncelerin değişti mi? Sana diyorum, Sibirya ayısı. Söyle. Evet, evet. Güzel. Anlaştık o zaman. Akıllı adam mısın? Şimdi iş konuşabiliriz. Malı almak istiyor musun? Evet, istiyoruz. Anlaştı. Teslimat şartlarını ve yerini biz belirleyeceğiz. Adamlarım size ulaşırlar. Tamam, başlayın. Wissen die Informanten Bescheid? Alles ist vorbereitet und top secret. Ja, ich weiß Bescheid. Mein Türkisch ist ein bisschen eingerostet, aber das wird schon. Passen Sie gut auf sich auf und halten Sie durch. Auch wenn es ausweglos scheint. Ja, ich weiß. Es gibt keinen anderen Weg. Her şey yolunda değil mi? Hı hı. Alıcıyla anlaştık. Teslimat perşembeye olacak. Nasıl güveneceğiz adamlara? İyi niyet anlaşması olarak paranın bir bölümünü ödediler. Güzel. Peki, anlaşıldı. O zaman Nusaybin'i arayın. Malları hazırlayıp bizden haber beklesinler. O iş de tamam Varol Bey. Biz adamlardan parayı alınca siz de böyle düşünürsünüz diye ben Nusaybin'le görüştüm. Vay, iyice işi kattın sen canım. Tamam, demek her şey yolunda. Gidebilirsiniz. Ha, bir dakika. Almanya'dan gelecek adamlarımızdan ne haber? Her şey yolunda. Yarın öğleden sonra burada olacaklar efendim. İyi, hadi gidin. Kendinize birer içki alın, eğlenin. Bu gece sizin geceniz.
Statistiken mal angeschaut? Die Dealer und Verbrecher, alles Ausländer. Die kommen hierher, wir reichen ihnen die Hand. Und was machen die? Scheiße machen die. Wenn wir sie einbuchten, sind wir die Arschlöcher. Mach mal halt lang, Ralf. Das kannst du so nicht sagen. Es gibt solche und solche Menschen. Ja klar. Ich hasse dieses Pakt. Was meinst du denn mit Pakt? Na, diese Ausländer. Dealer, Verbrecher, Mörder, Terroristen, Moslems. Alle Ausländer sind Verbrecher und alle Moslems sind Terroristen. Ich will ja gleich einbuchten, Alter. Dann bin ich ja eine Gefahr für dich. Mann, du bist Deutscher, mein Partner, mein Freund. Du bist Polizist, Mann. Hast du mich genau angeschaut, Mann? Müdürüm, biraz izne çıkıp dinlenseniz diyorum. Ne yani, her şeyi böylece bırakıp gideyim mi? Yok, öyle demedim. Ama iyi olur, dinlenmiş olursunuz. Ziya'nın ölümünden sonra her şey çok değişti benim için. Beni iyi dinle Kerem. Şimdi sana söyleyeceklerimi müdürün değil, sana inanan, güvenen bir dostun, bir babanın sözleri olarak al. Dinliyorum müdürüm. Sansar hakkında bir bilgin var mı? Yani eski operasyon hakkında. Yıllar öncesine dair bir şeyler biliyorum ama... 3 yıl önce operasyonu ben başlattım. Çok da iyi hazırlanmıştık. Ama hiçbirimiz operasyonun ulaşacağı boyutu öngöremedik. Ve hiçbir şey istediğimiz gibi gitmedi. Varol Kılıçoğlu'nun peşine düştüm. Adam iş adamı gibi görünmesine rağmen aslında... uluslararası uyuşturucu şebekesinin en tepedeki adamı. Gece gündüz Varol'la yatıp Varol'la kalkıyordum. İstihbarat çalışmalarımız sonucunda doğudan İstanbul'a çok büyük miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrendik. Bu sevkiyat bir tırla yapılacaktı. Tırı doğudan takibe aldık. Amacımız İstanbul girişinde durdurup onları yakalamaktı. Belirlenen noktaya baskın düzenledik. Baskından bize düşense ele geçirdiğimiz 300 gram kokain... ve 3-5 çapulcuydu. Varol ortalarda yoktu. Operasyon anlayamadığımız şekilde basına sızdırıldı. Tabii bu durumdan yararlanan Varol basına işine geldiği gibi konuştu. Son 20 yılın en büyük uyuşturucu sevkiyatı Türkiye üzerinden Avrupa'ya yapılmıştı. Bu operasyondan sonra Varol'un lakabı Sansar olarak kaldı. Senin anlayacağın bu adam beni herkesin içinde yerin dibine soktu. Çok can sıkıcı bir durum. Ama önünde sonunda yakalayacağız bu adamı müdürüm. Ne demişler? Büyük sıçrayışlar küçük adımlarla başlar. Siz de bu durumu öyle farz edin. Sıçramak için geriye gittiğinizi düşünün. Göreceksiniz müdürüm. Buyurun müdürüm, beni istemişsiniz. Evet, gel Kerem. Kim bu? Adı Selim Westman. Saat 4'te havaalanına inmiş olacak. Gidip onu karşılamanı istiyorum. Bu bayan Westman bir uzman, Interpol'den. Interpol'den? Sansar'ın Almanya bağlantısını yıllardır kontrol ediyor. Onunla Sansar konusunda ortak çalışacaksınız. Ne? Yapmayın müdürüm. Bir kadınla hem de. Şart mı? Ne diyorsun oğlum sen ya? Sanki ben mi getirttim kadını? Hadi hadi, işleri zora sokma şimdi. Bir de seninle uğraşmayalım.
Geçmiş olsun. İyi misiniz? İyiyim. Siz? Çok iyiydiniz. Polis misiniz? Sanırım özel biri. Aslında şey... Benzer durumda olabiliriz. Adım Mehtap. Kerem. Bu benim kartım. Uygun olduğunda ara, belki bir kahve içeriz. Tamam. Memnun oldum. Ben de. Bayan Westman. Efendim. Selin Hanım, indiniz mi? Ben Kerem. Evet, neredesiniz? Özür dilerim, bir aksilik oldu. 10 dakika içinde oradayım. Havaalanında bekleyin lütfen. Oradan çıktım ben, taksideyim. Bana taksiciyi verir misiniz? Tamam, okey. Efendim, şu an neredesiniz? İkinci köprüye girmek üzereyim. Tamam, köprüden önceki geçidin altında bekleyin lütfen. Tamam, bekliyorum. Tamam. Neden sürekli beni inceliyorsunuz? Yok yok, incelemiyorum, sadece biraz... Biraz ne? Biraz şey... Nasıl desem... Sanırım beni pek polise benzetemediniz. Öyle galiba. İlgi çekmek istemedim sadece.